Kadıköy'de Ülker Stadı'nda devre arasında sizlerle birlikteyiz. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. İlk yarıda son anlar dediğim anda Fırat Aydınus'un düdüğü ilk 45 dakika sona eriyor. Konuk ekip Medipol Başakşehir ilk 45 dakikayı 41. dakikada Junior Fernandez'in attığı golle 1-0 önde tamamlıyor. Gol öncesi yaşanan pozisyonda Lemos Deniz Türüce'ye faul yapmıştı. Oyun devam etti. Sonrasında Junior Fernandez de Medipol Başakşehir golü buldu. Lemos faul sebebiyle sarı kart gördü. Ardından Fırat Aydınus VAR incelemesi için monitöre gitti. Pozisyonu izledi ve incelemenin ardından Fırat Aydınus Lemos'a gösterdiği sarı kartı iptal etti ve kırmızı kart çıkardı. Fenerbahçe gol sonrasında Lemos'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi tamamladı ilk 45 dakikayı. İlk yarıda bir kez daha tekrar edelim. Tek gol vardı. 41. dakikada Junior Fernandez de geldi. Fenerbahçe 1-0 geriye düştü. Junior Fernandez de golü bulan taraf Medipol Başakşehir'de. Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Haldun Domaç'la birlikteyiz. Devre arasında ilk yarıda keyifli bir futbol vardı Haldun Domaç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle iyi yayınlar. Devre arası yayınımıza teşekkürler. Fenerbahçe için zorlu bir ikinci 45 dakika. Fenerbahçe'yi bekliyor demek doğru bir tespit olur herhalde. Çok doğru. Aynı dakikada hem golü yiyorsun, 1-0 geriye düşüyorsun, hem de 10 kişi kalıyorsun. Hı-hı. Gerçekten de Fenerbahçe için zorlu bir 45 dakika var önümüzde diyebiliriz. Şunu söyleyebiliriz, yani oyuna genel olarak ilk 45 dakikaya baktığımızda Cüneyt, Fenerbahçe o kurgulu savunmayı aşacak hamleleri yapamadı. Yani oyunu genişletmek, adam eksiltmek, oyuncu eksiltmek, driplinglerle top taşımak gibi konuları yapamadığı gibi iki kanatta Ferdi de Sinan da oralara çok zenginlik katamadı. Hatta oyun içerisinde Erol Hoca şöyle bir değişiklik yaptı. Sinan'ı ortaya aldı. Tiam'ı sol kenara aldı ki Tiam'ın oradan gittiği, içeri çekip vurduğu pozisyonlar olduğu için öyle düşündü. Ama genel anlamda baktığımızda Ferdi, Sinan, Tiam, Sise gibi oyunculara rağmen Fenerbahçe'nin şöyle aklımızda kalan ah falan diyeceğimiz bir pozisyonu yok. Evet, yani pozisyona girmekte zorlandı, Fenerbahçe. Halbuki oyuna başlarken sağ kenarda Gökhan'ın zaman zaman desteğiyle Ferdi'nin bulduğu toplar var. Onları biraz daha son çizgiye taşıyabilse daha verimli olabilirdi. Başakşehir tarafına baktığımızda Başakşehir'in oyun planı, oyun kurgusu şunun üzerine kurulu. Genel anlamda gördüğümüz yani 30-35 metrede bütün oyuncuları toplamak, orada sıkışan toplarla da savunma arkasında işte Junior Fernandez'i, Deniz Türüç'ü, yani onları buluşturup Dembaba'yla da topu son noktada finalde buluşturmak. Ki bunu zaman zaman uyguladı da. 2-3 sefer uyguladılar. Lemos iki tanesinde çok kritik hamle yaptı. Bir tanesinde Zalay çok kritik hamle yaptı. İki tanesinde yani tehlike büyümeden Gökhan geldi, hamle yaptı. Ama netice itibariyle bu plan sürekli elde tutulan bir plan olarak işlemeye başladı. Bir tanesinde de o açığı yakaladı. Başakşehir golü buldu. Golü bulmasının ötesinde Fenerbahçe'nin 10 kişi kalması şimdi daha kritik bir durum. Ona bakmak lazım. Tabii çünkü bütün planlarını bozdu. Kesinlikle. Büyük ihtimalle şimdi, Fenerbahçe'nin bu. Mesut oyuna girebilecek mi? Şimdi bunu da düşünüyor bir de Fenerbahçe. Şimdi tabii şunu söyleyeyim. Ben kişisel kanaatimi söyleyeyim. Tabii biz antrenman izlemiyoruz Cüneyt. Ama ben şu maça Mesut'la başlarım. Oynadığı yere kadar oynatırım. Yani kişisel kanaatimi söylüyorum. Oynadığı yere kadar oynatırım. O yorulduğu yerde çıkartırım. Çünkü bu tür maçlarda sizin gol atmanız çok değerli. Yani topun sizde kalması, işte iki tane ara topu atmak dediğimiz, hani o dip topu atmak çok önemli. Burada şimdi bakıyorsun, Ozan Tufan savunmadan çıkan topları kullanmaya çalıştı ve oyun hiçbir şekilde genişlemiyor. Yani Sinan da, Tiam da, Ferdi de oyuna bir genişlik katamıyorlar. Oyun bir yerde sıkışıp kalıyor. Dikkat edersen oyunda toplu oynamada da Başakşehir önde, ama çok enteresan bir şey söyleyeyim. Başakşehir'in önde olduğu o toplu oynama bölümünde ne var biliyor musun? Daha çok kendi birinci ve ikinci bölgesinde oynuyor topla. Oralarda
topu sıkıştırıp ondan sonra hücuma çıkmak istiyor. Şu ana kadar açıkçası kağıt üzerinde planı daha iyi işleyen taraf Aykut Kocaman'dı, onu söyleyebilirim. Şimdi devre arasındayız, pozisyonları da konuşalım. İki pozisyonda, ikisinde de Deniz Türüç var. Fenerbahçe penaltı bekledi. Siz maçın da yorumcususunuz ATV'de. Evet. Daha yakından da izlediğiniz pozisyonları. Ne dersiniz bu pozisyonlar için? Ki ekranları da taşıdı şimdi, yönetmenimiz Hüseyin Erdoğan. Kırmızı, ya burada eğer bu pozisyonsa Zalai'nin çok temiz bir vuruşu var. Burada herhangi bir akıllarda şey yok. Akıllarda kalmasın evet, diye konuşuyoruz. Yani, ama az önce de söyledim ya, Zalai'nin ve iki tane de Lemos'un kritik pozisyonu var. Ama diğer pozisyonda darbe çok net bir şekilde hemen diz kapağının üstüne geliyor. Yani kırmızı olması normal görüyorum ben. Çünkü darbe çok net ve yani ayak kırık değil. Yani mesela ayak kırık olduğu zaman bunlar sarıya dönebilir. Ama darbe çok direkt geldiği için kırmızı olmasını... Ekranları da geliyor. Junior Fernandez, Erol Bulut'un da Alanyaspor'dan eski öğrencisi. Eski öğrencisi. Üzdü hocasını. Evet, evet, evet. Hocasını üzdü ama şunu da burada kalecinin hatasında konuşmak lazım. Şimdi onu söyleyecektim. Şimdi bak, şöyle bir şey var Cüneyt, hep bunu söylüyoruz. Maç kondisyonu denilen bir şey var. Bu kaleci için de, sağ bek için de, sol bek için de, herkes için geçerli. Ve Harun geçen kupada, geçen kupanın bir önceki ayağında da kaledeyken aynı buna benzer hatalar yaptı. Aslında bu maçta da bir tane elinden kaçırdı dikkat edersen. Yani o pozisyonda Zalai araya girdi. Şimdi bu pozisyonlarda yani eğer siz kupada ben yoluma devam etmek istiyorum diyorsanız 6 tane oyuncu değişikliği çok fazla bana göre. Altay yok, Nazım yok. Serdar Aziz yok, Mert Hakan yok. Hani diyeceksiniz ki Osay Samuel yok. Şimdi ne oldu? Hem 10 kişi kaldın, hem 1-0 geri düştün. Şimdi Osay Samuel hamlen geride kaldı. Şimdi ne yapacaksın? Gökhan'ı aldın, stoper bölgesine çekti. Şimdi son bölümde o anda. Şimdi stoper bölgesine. Şimdi orada Gökhan'la devam etmeyecektir muhtemelen. Ne yapacak? Bu kez şimdi acaba bir Nazım Sangare hamlesi koyup oraya Ferdi'yi ya da öndeki iki santrofordan birini mi çıkartacaksın? Sonrasında Mesut'tu, Osay, Samuel'di nasıl kullanacaksın? Yani başlangıç planı çok işlemedi. Yani mutlaka plan yapıyor hocalar. Cüneyt sen de biliyorsun. Yani kalkıp yani bir plan yapıyor ama o plan işlemedi. Sağ kenarda biraz işte Gökhan'ın, Ferdi'nin bindirmeleri oldu. Sol taraftan gelişen atak yok duran toplar dışında. Caner de orada çok zenginlik oluşturmadı. Onu da söylemek lazım. Ama hamle şansı da var Fenerbahçe'nin. Şimdi tabii ki Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Samatta, Valencia, Sadık, Samuel Osayi, Nazım Sangare, Mesut Özil tabii ki ve şimdi, genç Fatih Yiğit var. Şimdi konuşalım şimdi. Bu arada Serdar da ısınıyor. Onu söyleyeyim. Çünkü stoper yok. Evet. Ya şöyle yapacaksınız, ya Nazım'ı alacaksınız, Gökhan'ı orada bırakacaksınız. O çok riskli bir durum. Tabii. Gökhan'ın yalnız stoper oynamışlığı var Fenerbahçe'de. Hı-hı. Ama 11 kişilik takımda oynamışlığı var. Yani şu anda 10'a 11 oynanacak maç. Onu unutmamak lazım. Onun için şimdi önden bir oyuncu eksiltebilirsin, kanattan bir oyuncu eksiltebilirsin. Yani bana göre hani kimi alırım derseniz şu anda önde oynayan oyuncuların dördünün de verimi çok düşük. Yani Sise'nin de, Tiam'ın da, Ferdi'nin de, Sinan'ın. Önden bir oyuncuyu alıp bir stoper koyabilirsin ama mutlaka topun sende olabilmesi için buralarda artık hani bir Mesut hamlesi yapman gerekiyor. Mesut da ısırıyor tam siz Mesut derken. Ben yani bakarak ekranlara da geldi. Yapmanız gerekiyor çünkü topun sizde kalması lazım. Daha çok faul kazanmanız lazım. Mesut'un topla oynaması size daha çok faul kazandırır. Fenerbahçe için artık duran topların değeri çok fazlalaştı. Öyle bakabiliriz. Mesela bir korner kullandı Fenerbahçe. Kısa pas kullandı. Halbuki hepimiz biliyoruz ki Gökhan'la Caner arasındaki o ikili oyunlar var. Neden kısa pas kullandı? Onu anlayamadım. Beşiktaş'ta hem Fenerbahçe'de her yerde yapıyorlar. O ikili oyunları yapıyorlardı. Şimdi tabii Fenerbahçe için zor bir 45 dakika bekliyor Fenerbahçe'yi. Onu net olarak söyleyebiliriz. Hani gol yemen bir şey değil ama golün dışında 10 kişi kalmak çok daha ciddi bir sıkıntıya soktu Fenerbahçe'yi diyebilirim. Medipol Başakşehir açısından bakarsak Aykut Kocaman aslında maç öncesi konuşmasında çok da umutlu değildi. Çünkü bir yandan da ligde kalma mücadelesi veriyoruz şampiyon olmuş takımla. Bu çok ilginç dedi. Bir şeyler yanlış gidiyor ki şampiyon olmuş takımda teknik direktörlüğü yaşandı. Ama biz de antrenman bile yapmakta zorlanıyoruz. Zaten o süreyi de bulamıyoruz. Şöyle o fırsatı da bulamıyoruz şöyle dedi. Söyleyeyim Cüneyt. Tam
Karagümrük maçı son oynadıkları ve kaybettikleri 1-0'lık Karagümrük maçına göre tam 8 oyuncu değişik. Mesela Fenerbahçe işte bundan yararlanamıyor. Şimdi bu kadroyu gördüğün anda bir Osayi Samuel hamlesi yapabilirdin. Neden söylüyorum? Çünkü yine siz konuşurken Hüseyin Erdoğan da hemen gitti. ben bakarak söylemiyorum. Şunun evet, için sizin ters tarafınızda motor onu belirtti. Şunun için söylüyorum. Hüseyin futbolu iyi bildiği için size okuyor. Şunun için söyledim. Neden biliyor musun? Şimdi Cem Ali oynuyor bir tarafta. Bir tarafta da Uğur oynuyor. Bunların maç trafiği son derece az. Oysa sen bir Osayi Samuel hamlesiyle en azından yani 6 tane Fenerbahçe'de 8 tane de bir önceki maça göre Başakşehir'de oynamayan oyuncu var. Oradaki hamlelerinle bir anda bir şeyleri değiştirebilirsin. Yani sistem işlemedi. Yani hocanın düşündüğü şey hiçbir şekilde işlemedi. Bu yapıyı bozabilecek, yani şöyle bir temel kurarsın, o yapıyı bozacak bir şey yapman Doğru. lazım. Onların hiçbirini yapamadı. Şöyle söyleyeyim yine, iki kanat zenginlik getirmedi. Orta sahadan giden, hani ortadan gittiğin zaman duvar pasları olacak. Zaten bu iki oyuncu ne Sise ne de Tiam duvar pasına girecek oyuncu değil. Onlar ceza alanı oyuncusu, ceza sahası içi oyuncusu. Onun için de burada sıkıntı büyük. Ha diyeceksin ki Samat da olsa ne olacak dersen, o da ne öyle değişik. Oyuncu. O da öyle oyuncu. Yani o da ceza alanı. O zaman sen oyunu biraz son çizgiye indirip oradan top taşıyacaksın ki bu ceza alanı oyuncuları pozisyona girsin. Şimdi bakıyorsun Başakşehir takımı rahat rahat topu alıyor, gezdiriyor, oynuyor çok rahat bir şekilde. İstediğini yapıyor şu anda Aykut Hoca'nın öğrencileri. Şöyle bir şey daha söyledi biliyorsun. Son alalım onu son, da. Son şeyi de söyleyeyim. Dedi ki savunmayı örmek daha önemli demişti. Bak savunma örgüsünü iyi oluşturdu. İki tane Yusuf Endiaşimiye ile oraya Azubuke'yi koydu ve orayı iyi kapattı diyebiliriz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İkinci yarıda ATV ekranlarında sizi dinlemeye devam edeceğiz. Acun Domaçlı devre arasında konuğumuz sevgili seyirciler. İkinci 45 dakika başlamak üzere. Fenerbahçe ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı. Junior Fernandez'in 41. dakikada attığı golle 1-0 öne geçmişti Medipol Başakşehir ve 45 dakika ilk 45 dakika bu skorla noktalandı. Gol öncesinde Lemos'un yaptığı, Deniz Türce yaptığı bir faul vardı. Maçın hakemi Fırat Aydınus bu pozisyonda sarı kart göstermiş. Ardından VAR kontrolü yapıldı ve VAR odasından gelen uyarı üzerine Fırat Aydınus monitöre çağrıldı. Fırat Aydınus gitti monitöre, karşılaşmayı da dakikalar 42'yi gösteriyordu. Monitöre gitti. Pozisyonu izledi Fırat Aydınus ve izledikten sonra sarı kartı iptal ettiğini belirtti ki pozisyon da ekranlarınıza geliyor ve Lemos'a kırmızı kartını gösterdi. Maçın hakemi Fırat Aydınus. Fenerbahçe ilk yarı hem 1-0 geride hem de 10 kişi tamamladı. İkinci yarıda neler olacak? Lemos'un çıkmasıyla Fenerbahçe'de zaruri bir oyuncu değişikliği de olacak. Çünkü Lemos malum stoper bölgesinde forma giyiyordu. İlk yarıda kalan süreyi teknik direktör Erol Bulut stoper konusunda o bölgeye Gökhan Gönül'ü kaydırarak tamamladı ama ikinci 45 dakikada bir kez daha sahaya da bakalım. Serdar Aziz'in ciddi biçimde ısındığını görüyoruz. Bir oyuncu değişikliği gerçekleşecek Fenerbahçe'de doğal olarak. Gökhan Gönül tekrar sağ bek pozisyonuna, kendi mevkiine geçecek. Serdar Aziz ise stoperde görev yapacak. Tabii bir kişi eksik mücadele edecek Fenerbahçe ikinci 45 dakikada. Zira Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde bu sezon pandemi sebebiyle biliyorsunuz Zira Türkiye Kupası'nda ilk turdan finale kadar tüm maçlar tek başta eliminasyon sistemine göre oynanıyor. Eğer mücadele 1-0 sona ererse Medipol Başakşehir Zira Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen ilk ekip olacak ama 45 dakika sonrasında belli olacak. Kalan 45 dakikanın ardından belli olacak. Kazanıp kazanmayacağı tabii ki Medipol Başakşehir'in. Statüyü de hatırlatalım. Eşitlik halinde sevgili seyirciler, iki uzatma devresi oynanacak 15'er dakikadan. Yine eşitlik bozulmazsa seri penaltı vuruşları kazananı belirleyecek bu mücadelede ve yarı finale çıkacak ilk takım belli olacak ki bu eşleşmeden çıkacak takım Perşembe günü Konya'da oynanacak. Konyaspor Beşiktaş maçında turu geçen tarafla eşleşecek. Medipol Başakşehir takımı sahaya geldi oyuncular.
Hakem triosunun da yerlerini almaya başladığını belirtelim. Top Fırat Aydınus'un ellerinde, ikinci 45 dakika birazdan başlayacak. Şimdi Serdar Aziz ısınma hareketlerini tamamladı. Kenara geliyor ikinci 45 dakikaya. Oyuncu değişikliğiyle başlayacak. Sarı lacivertler son hazırlıklarını yapıyor. Fenerbahçe'de Serdar Aziz. Medipol Başakşehir'de de bir oyuncu değişikliği hazırlığı olabilir. Sahaya geldi futbolcular. Mesut Özil de hazırlık yapıyor. O da oyuna dahil olacak. Fenerbahçe'de bir üçüncü oyuncu değişikliği de oyuncu değişikliğini gerçekleştirecek Fenerbahçe. Üç ismi sahaya alacak. Mesut Özil işte son taktikleri alıyor. Üçüncü kez Fenerbahçe'de bu sezon yeni transferi, devre arası transferi Mesut Özil Fenerbahçe'nin oyuna dahil olacak. Her zaman olduğu gibi Mesut oyuna girmeden önce duasını ediyor. İkinci yarıda gözler biraz da Mesut Özil'in üzerinde olacak. Şüphesiz sevgili seyirciler, Medipol Başakşehir takımı sahaya geldi. Şimdi Fenerbahçeli oyuncular da sahaya geliyor. Osay Samueli de oyuna alacak. Teknik direktör Erol Bulut 3 oyuncu değişikliğiyle başlayacak. İkinci 45 dakikaya ev sahibi Fenerbahçe, bir kez daha hatırlatalım. Junior Fernandes'in 41. dakikada attığı golle Medipol Başakşehir Fenerbahçe karşısında ilk 45 dakikayı önde tamamlamıştı. Ve gol öncesinde de Lemos faul yapmıştı, ardından da kırmızı kart görmüştü sevgili seyirciler. İkinci yarı başlamak üzere, değişiklikler gerçekleşecek. Mesut, Serdar Aziz ve Osay Samuel oyuna girecek. Son taktikleri aldı Mesut, Caner ve Sinan şu anda göremiyoruz. Oyundan çıkacak isimler olacak Fenerbahçe'de sevgili seyirciler. Ve Sinan Gümüş evet çıkıyor. Mesut Özil oyuna giriyor. Serdar Aziz ve Osay Samuel oyuna dahil oluyor sevgili seyirciler. Fenerbahçe'de bir başka oyuncu değişikliği. Fenerbahçe'de Caner Erkin, Serdar Aziz yerine oyuna dahil oldu. Ve Tiam çıktı. Osay Samuel oyuna girdi. Sarı lacivertli takımda 10 kişi mücadele edecek. İkinci yarıda sevgili seyirciler, Fenerbahçe ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı. Maç sonrasında Aspor ekranlarında bu karşılaşmanın tüm detaylarıyla sizlerle birlikte olacağız. Ender Bilgin ve Halil Domaç maç sonrasında bu ekranda sizlerle olacak. Yaşananları paylaşacağız. Devre arası yayınımızı sonlandırıyoruz. Hoşçakalın.